Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir. Biz aynı vatanın adamlarıyız, aynı anaların evlatlarıyız. Ne yapıyorsunuz ya? Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. Hayatımın en zor yayınını gerçekleştirdim. Terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatan 15 Temmuz Şafak Vakti filmi hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklamalar geldi. Üstelik filmin fragmanı da yayınlandı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Bunlara gereken cevabı hep beraber verin. Boğaziçi Köprüsü'ne gelerek ateş açan tanklara doğru bayraklarla yürüyen vatandaşların görüntüleriyle başlayan fragmanı izleyenler "daha fragmanda gözlerim doldu, sabırsızlıkla filmi bekliyoruz" yorumlarında bulundu. Film için toplamda 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı. İşte Şafak Vakti filminin konusu ve oyuncu kadrosu ve daha fazlası. "15 Temmuz 2016'da hain FETÖ üyelerince gerçekleştirilen darbe girişiminin izleri hala silinemedi. Binlerce insanımızın yaralandığı 15 Temmuz gecesinde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bu kapsamda o zorlu gece 15 Temmuz Şafak Vakti ismiyle beyaz perde aktarıldı. Vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor. Siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Cevdet'in yolu, işe geç kalan güvenlik görevlisi Güray ve küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa ve diğer vatandaşlarla kesişir. Aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadeleyi sürdürmektedir. O sırada hastanede ise Doktor Aysel, sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermektedir. Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerinden biri de Erkan Petekkaya. 1970 Elazığ doğumlu olan oyuncu aslen Diyarbakırlı. Doğulu bir aileden gelen Petekkaya'nın çocukluğu İstanbul Anadolu yakasında geçmiştir. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti. Aynalı Tahir, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Erkan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle de komedi alanında rol aldı. 2005 yılında Köpek dizisiyle ekranlarda görünmeye devam ederken bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnce televizyon ödüllerinde en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi. 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırdı. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonra yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynadı. Tekne benim, ben satmak istiyor. Sen bana karışma Ali. Nasıl bana karışma lan? Kocanım ben senin. Kocanım ben senin. Terbiyesiz. 2012-2014 yılları önce Star TV'de sonra Show TV'de yayınlanan Dila Hanım dizisinde Rıza Bey karakterini canlandırdı. 2017'de Fox'ta Kayıt Dışı dizisinde Ali Kemal Ataş karakterine hayat verdi fakat dizi kısa ömürlü oldu. 2019 yılında ekranlara geri dönmüş, Fox'ta Vurgun dizisinde Kemal Vardar karakterini canlandırmış fakat bu dizide erken final yapmıştı. Son olarak ise 2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterini canlandırdı. Karakter çok sevilince aynı karakteriyle yapım şirketinin TV8'deki diğer dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk olarak katıldı. Bu filmde ise pastaneci Cevdet'e hayat verecek.
Bir başka oyuncu ise Baran Bölükbaşı. 1994 doğumlu olan Bölükbaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu. Antalya Replik Sanat Eğitim Kurumları'nda temel oyunculuk, Cüneyt Sayılı Oyunculuk Atölyesi'nde kamera önü oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, ilk dizisi olan Adı Efsane dizisinde hayat verdiği Fiko karakteriyle tanındı. Son oynadığı dizilerden Servet'te ise Korkmaz karakterini, 2019'da ekranlara gelen Vuslat dizisinde Fırat Çağlar karakterini canlandırdı. 2021'de Eksen'de yayınlanan Öğrenci Evi dizisinde Latif karakterini hayat verdi. Bu filmde ise Cevdet'in oğlu Yusuf'a hayat verecek. Filmde güvenlik görevlisi Güray'a ise Tugay Mercan hayat verecek. 1982 doğumlu Tugay Mercan, konservatuvarda öğrenci olduğu yıllarda Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk yapmaya başladı. Mezun olduktan sonra da bu kurumda çalışmaya devam etti. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra dizi filmlerde rol alan Mercan, Suskunlar adlı TV dizisinde canlandırdığı Zeki karakteriyle tanındı. Tatar Ramazan, Kızım, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Azize gibi dizilerde yer aldı. Son olarak ise Menajerim Ara dizisine konuk oldu. Bir diğer oyuncu ise Serkan Ercan. 1975 İstanbul doğumlu olan oyuncu, Haldun Tener'in Ay Işığında Şamata adlı oyunuyla ilk sahne deneyimini yaşamıştı. Sinemaya 2001 yılında Şelale filmiyle başladı. 2008'de rol aldığı Gölge filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 2010 yılında oynadığı Gişe Memuru filmindeki rolüyle de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazandı. Bu yapımda ise Mustafa karakterine hayat verecek. Doktor Aysel'e ise Deniz Bolışık. 1992 Ankara doğumlu oyuncu, ilk kez 2006 yılında Kırık Kanatlar dizisinde Zülfiye karakterine hayat verdi. Bu oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz ve Hatice Sibel Ayten yer alıyor. Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği film ise Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'nde çekilen filmde mekan tercihi yapılırken fuar alanının da Türkiye'nin en büyük kapalı alanı olduğu için tercih edildiği ortaya çıktı.